Evet, değerli sanat ve bilim severler. Bugün 16 Mart 2020 Pazartesi ve Art TV'nin Azizname diye Aziz Nesin'in bir kitabından esinlenerek başlattığım bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Hakikaten de Azizname, çünkü Saint Augustine adlı çok mühimsenen düşünürün ve vaizin aslında hayatı hakkında bazı kaynak metinleri bulup şimdi vakit ve imkan yettiğince onları şöyle bir çevirip yorumlama niyetindeyim. Şimdi ayrı ayrı kaynaklar var tabii. Bu kaynakların hangisine itibar edeceğimiz meselesi de internette maalesef bugünlerde sık sık çözmemiz lazım gelen bir mesele olarak çıkıyor. Çünkü resmi üniversite siteleri var. Başka gayri resmi kaynaklar var. Hangi bilginin muteber olduğu, hangi bilginin olmadığı konusunda açıkçası ben epeyce mürekkep yalamış bir kişi olarak çoğu kez şaşıp kalıyorum. Dolayısıyla birçok defa bir hüküm veremeden bazen o sayfadan, bazen bu sayfadan okuyup büsbütün şaşırıp kalıyorum. Ama burada bir üniversitenin sayfası var. Stanford Üniversitesi'nin Plato diyor. Herhalde bu felsefeyle ilgili bir bölümü olsa gerek. Dolayısıyla herhalde muteber kabul edilebilir diyerek şöyle bir okuyayım dedim ama çevirmekle de bitecek gibi değil. Çünkü çok uzun bir yazı bu. 2019 senesinin 25 Eylül'ünde Çarşamba günü ilk defa yayınlanmış. Ve tabi aslında bu tür şeylerin mütemadiyen değiştirildiği ve güncellendiği düşünüldüğünde böyle şeylerde ciddi bir matbu metin de olması ve bunun çok eski bir tarihte basılmış olması ve değiştirilmeye müsait olmayan bir matbaadan çıkmış olması tercihidir, ama bu şartlarda nerede öyle bir kitap bulacağız da o kitaptan okuyacağız, yorumlayacağız. Dolayısıyla her türlü manipülasyona açık olduğu aşikar olan internetteki elektronik kaynaklardan istifade ediyoruz. Belki bundan nispeten korunmuş olan şu olabilir ki hakiki fiziki kitapların ve eski kitapların, basıtlı kitapların tarayıcıda taranarak yüklendiği PDF dosyaları, ki onları hemen tanırsınız. Renkleri sararmıştır. Bazen üzerinde bazı işaretler vardır. Eski çağlarda basılmış kitapların kendilerine mahsus kitap süsleri vardır. Kendilerine mahsus bir estetiği ve düzeni vardır. Ve bugünkü basılan kitaplardan birçok bakımdan farklıdır. İçleri dolu doludur ve bugün belki pek değinilmeyen bilgilerle kaynaşıyordur. Öyle kitaplara da sık sık insan rastlıyor internette. Ben onları da bulduğum zaman tabii kitabı kendisine alacak ve getirtecek imkanım olmadığı için hiç değilse PDF dosyasını alıp bir yere saklıyorum. Ara sıra okuyorum, bazen yorumluyorum, bazen çeviriyorum. Nitekim şu anda çevire geldiğim William Harvey'nin külliyatının toplandığı bir dosya var elimde. Onu çeviriyorum. Neredeyse sonuna yaklaştım diyelim. Biliyorsunuz William Harvey kan deveranında ilk defa ciddi manada bir kuram haline getirip ispatlamış bilim tarihindeki kişi olarak kabul ediliyor. Ve tabi bu da Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap değil. Şu anda onu çeviriyorum. Usul usul. Zor tabi. Zor, ama zorluk daha ziyade bu tür şeylerde bir projenin uzun olduğu durumda kişinin istikrarla ve sebatla çalışıp A'dan Z'ye kadar bir şeyi bitirmesi ve sunmasında o zorluk. Yani konunun kendi zorluğu böyle durumlarda
proje külliyatlı ve uzun olunca esas zorluk bir maraton koşusunu tamamlamak gibi oluyor. Dolayısıyla kişinin bilgisinden ve zekasından çok böyle şeylerde bir maratoncunun dayanıklılığı ve mukavemet gibi özellikleri aslında öne çıkıyor ve bu maalesef bilimden başka her şeye benziyor ve kuru bir alıştırmaya dönüşüyor maalesef. Dolayısıyla ben de böyle bir durumda sıkıldığımda bir müddet ara vermek için başka konulara geçerek dinleniyorum. İşte bu dinlence konumda şu anda azizname konusu ve bu azizname konusunda bir sanat temasıyla da bütünlemek istiyorum. Burada hiç bahsetmiyor neredeyse. Tabii hepsini okuyamadım ama şimdi Sandro Botticelli'nin Aziz Agustin tablosunda ilginç ayrıntılar var. Onları sunmaya çalışacağım. Önce şu yazıyı okuyayım ve çevireyim. Şimdi Augustine was perhaps the greatest Christian philosopher of antiquity and certainly the one who exerted the deepest and most lasting influence. He is a saint of the Catholic Church, Aziz, and his authority in theological matters was universally accepted in Latin Middle Ages and remained in the Western Christian tradition virtually uncontested till the 19th century. Augustine diyor, antik çağın Hristiyan düşünürlerinin belki de en büyüğüydü diyor. Ve yapmış olduğu tesir de çok derin ve kalıcıydı diyor. Katolik Kilisesince aziz yapılmış bir kişiydi ve bu teolojik meselelerdeki ehliyeti Latin devrinin orta çağında, Latinlerin orta çağında neredeyse evrensel bir kabul görmüştü diyor. Tabii evrensel kabulü nasıl yorumlamak lazım? Yani Latin orta çağ dediği ne oluyor? Şimdi orta çağ kime göre orta çağ ve evrensel kime göre evrensel? Şimdi bu Hristiyanlık dünyasının Christendom denilen o alemce kabul görmüş gibi düşünüyor mu? Mesela acaba Çin'de biliniyor muydu bu? Hindistan'da biliniyor muydu? Ya da biliniyorsa bile önemseniyor muydu? Şimdi evrensel deyince bunu hep göreli olarak düşünmek lazım. Bir de tabii o devirde dünyanın bu ölçüde belki küreselleşmiş olmadığını düşündüğümüzde bir medeniyetteki evrensel atfının bugünkü manada herhalde düşünülemeyeceği, belki çok daha dar olarak düşünülebileceği makul bir fikir gibi geliyor bana. Onun için bunu belki o universal kelimesini tırnak içinde yazmak lazım. In the Western Christian tradition diyor. Batı Hristiyanlık geleneği içinde diyor. Virtually uncontested till the 19th century. 19. ta 19. yüzyıla değin diyor. Otoritesi neredeyse tartışmasız kabul edilen bir şahıstı diyor. Şimdi halbuki diğer metni okuduğumuzda bu kişinin adeta gönül hikayelerini, çapkınlıklarını, bahçeden meyve çalmasını falan diyoruz. Tabi burada biraz daha ciddi şeylerden bahsediyor ama acaba şu da var mı? Yani üniversite sayfası olduğu için biraz ıkınıyorlar mı böyle kasıntı gözükmek için? Çünkü neticede bir kurumsa bu, kurumun nasıl felsefe kurumları var, onların ciddi gözükmesi gerekir. Ötekisi belki hakikate ve adamın belki yaşayışına ve ruhuna daha uygundur da üniversite ciddiyeti içinde o uygun kaçmaz. Dolayısıyla burada çok daha değişik bir Agustin portresi var. Şimdi kaç tane Agustin var? Demek ki kaç tane İsa varsa kaç tane Agustin var demek ki. Hippie İsa var. Aham İsa var.
Devrimci İsa var, Varol var. Her türlü İsa var, her türlü Augustine var demek ki. The impact of his views on sin, grace, freedom and sexuality on Western culture can hardly be overrated. Bu kişinin günah, erdem, hürriyet ve cinsellik hakkındaki görüşleri Batı kültürüne adeta damgasını vurmuştur diyor. These views deeply at variance with the ancient philosophical and cultural tradition provoked, however, fierce criticism in Augustine's lifetime and have again been vigorously opposed in the 20th and 21st centuries from various standpoints. Ama bu görüşleri hem eski çağın, yani antik çağı kastediyor. Yani belki eski Yunan'ı kastediyor herhalde. Eski antik devrin felsefi ve kültürel geleneğiyle hali bir ayrışma içinde gidiyor. Ve bu hem Augustine ömründe çok ciddi eleştiriyi kışkırtmıştı diyor bu görüşleri. Hem de 20. ve 21. yüzyıllarda, yani bizim çağımızda muhtelif noktayı nazarlardan eleştirilmişti diyor. Bunlar da hümanist eleştiri diyor. Liberal eleştiri ve feminist eleştiri diyor. Tabii feminist eleştiriyi anlamak mümkün. Çünkü böylesine çapkın bir kişinin, yani 11 yaşındaki kızla evlenmiş bir kişinin herhalde feministlerce el üstünde tutulmayacağı aşikar. Yani burada tabii öyle bir akademik dil var ki, o samimi denilebilecek metindeki şeyi kitabına uydurarak anlatıyor. Criticized from various standpoints diyor. Humanist, liberal and feminist standpoints. Philosophers keep however being fascinated by his often innovative ideas on language, on skepticism and knowledge, and on will and emotions, on freedom and determinism, and on the structure of human mind. Last but not least, by his way of doing philosophy, which is of course committed to the truth of biblical revelation, surprisingly undogmatic and marked by a spirit of relentless inquiry. Lakin diyor, filozoflar bu kişinin yenilikçi fikirlerinden etkilenmişler ve ona hayran olmuşlar diyor. Ki dil, kuşkuculuk, bilgi, irade, hisler, özgürlük, kader gibi konularda serdettiği ve insan zihninin nasıl çalıştığı, nasıl işlediğine dair fikirleri konusunda ve tabii belki en önemlisi de diyor, felsefeyi düşünme tarzından, kendi tarzından etkilenmişler diyor. Ve tabii ki diyor, bu kişi hakikati İncil'in sayfaları arasında, tabii Revelation diyor. Aslında Revelation İncil'in vahiy demek lazım. İncil'in vahiyi bağlamında aramaktaydı diyor. Ama buna rağmen diyor, bir dogmatik görüşe bağlanmaksızın, yani bir şöyle diyeyim, aklın düşünmeden, kabul ettiği bir fikire bel bağlamadan düşünmüştür ve hakikati arama konusunda hiç pes etmemiştir diyor. His famous work, The Confessions, is unique in the ancient literary tradition but greatly influenced the modern tradition of autobiography. Bu kişinin en ünlü eseri
İtiraflar, Confessions. Biliyorsunuz günah çıkarma manasına da geliyor. Şimdi tabii böyle bir azizin en önemli eserinin günah çıkarma hakkında öz eleştiri diyelim hadi ona. Öz eleştiri hakkında olması da ilginç. Ben okumuş değilim ama başlığı bu intiba uyandırıyor. Bu eski çağın edebi geleneği içinde yegane bu türde kitaptır diyor. Ve modernlerin otobiyografi yazma üslubu da hayli etkilemiştir, onlara ilham vermiştir diyor. Because of his importance for the philosophical tradition of the Middle Ages, he is often listed as the first medieval philosopher. Bu kişinin Orta Çağ'ın felsefi düşünme üslubuna tesirinden ötürü diyor, umumiyetle Orta Çağ'ın ilk düşünürü kabul edilir diyor. Zaten yaşadığı döneme bakarsak, yani yaşadığı yüzyıla bakarsak, ilk çağın bitip de Orta Çağ'ın açıldığı ve Roma'nın tabii düştüğü, o da öbür şeyde vardı, öbür metinde vardı, Roma'nın düştüğü bir tarihi döneme denk geldiği de anlaşılıyor. Eğer ki düşünürleri kendine mahsus fikirlere değil de yaşadıkları dönemin siyasetiyle, kültürüyle, medeni atmosferiyle ve olaylarıyla takdir edecek olursak bu çok önemli bir şeydir tabii. Bu kişinin kendi fikirlerinden ziyade belki yaşadığı dönemin şeylerinin, olayların ve üslubunun damgasını vurmuş olduğu düşünülebilir ama biliyorsunuz bazı görüşlerde böyle bir koşullanmayı pek kabul etmez. Yani fikirleri kendi vasıfları ve kendi mantığı içinde ele alır ve kişinin sanki yaşadığı tarihi dönemle bir bağ yokmuş gibi düşünür. Belki iki görüş de haklı olabilir. Şimdi burada ama belli ki bir tarihi yaklaşım da var. But even though he was born several decades after the emperor Constantine the First had terminated the anti-Christian persecutions and in his mature years saw the anti-pagan and anti-heretic legislation of Theodosius the First and his sons and virtually made Catholic Christianity Nicene Creed, the official religion of the Roman Empire. Augustine did not live in a medieval Christian world. Şimdi yine tarihsel bir bağlamda bilgi vermeye devam ediyor ve verdiği bilgiler aslında Bizans imparatorluğuyla ilgili olduğu için yani burayı da çok yakından ilgilendiriyor. Demek ki bütün yollar Roma'ya çıkıyor ama Roma düşmüş olduğu için doğusuna çıkıyor şu anda. Şimdi onu okuyacağız. Birinci Konstantin, yani Büyük Konstantin, İstanbul'un başkent yapan Romalı diyelim. Büyük Konstantin'den, yani birinci imparator birinci Konstantin'den sonraki birkaç onun saltanatı diyelim veya hükümdarını mütakip birkaç on yıllık dönemde doğmuş olmasına rağmen diyor ve Konstantin Hristiyanlara karşı girişilen bir takım baskı hareketlerini bir nihayete erdirmiş, sonlandırmış de o zaman diyor ve Maçilius. Tabi herhalde Augustin'den bahsediyor. Yani ilerleyen yaşında Augustin bu defa paganlara karşı, putperestlere karşı girişilen bir takım siyasi teşebbüsleri görmüştü ve 1. Theodosius'un, o da Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru, Bizans yani, 1. Theodosius'un sapkın mezheplere karşı yayınladığı bir yasayı da yasanın çıkmasını da görmüştü diyor. Tabii ve and his sons deyince herhalde
Theodosius, 1. Theodosius ve onun ardılı imparatorları kastediyor. Ve bunlar Katolik dinini ve bunun Nikene, Niken diyor, versiyonunu Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getirmişler diyor. Yani diyor Agustin aslında Hristiyan Orta Çağ'ın tam ortasında yaşamadı diyor. Çünkü bir geçiş döneminde yaşamış ve şimdi hatta biliyorsunuz Konstantin'in pagan mı olduğu yoksa Hristiyan olarak mı son nefesini verdiği tartışılır. Yani burada demek ki bir geçiş döneminde olduğu için de ilginç bir şey. Tam Orta Çağ'ın ortasında değil ama ilk çağla Orta Çağ'ın arasında kalmış bir dönemde demek ki yaşamış. Pagan religious, cultural and social traditions were much alive in his congregation, as he often deplores in his sermons and in his own cultural outlook was like that of most of his learned upper class contemporaries, shaped by the classical Latin authors, poets and philosophers whom he studied in the schools of grammar and rhetoric long before he encountered the Bible and Christian writers. Şimdi tabii Augustine kendi yetişmesi itibariyle o dönemde paganların dini, kültürel ve içtimai gelenekleri, görenekleri, ananeleri, inançları hala canlılığını sürdürüyormuş ve herhalde verdiği vaazlar demek ki verdiği vaazlarda bunları tabii sık sık kınıyormuş bu paganları. Ancak diyor kendisinin kültürel yetişmesi itibariyle aslında kendi döneminin yüksek sınıftan okumuş, yazmış aydınlarının birçoğu gibi klasik dönemin Latin edebiyatçılarının, düşünürlerinin, şairlerinin eserleriyle zihni şekillenmişti ve İncil ve Hristiyan yazarların yazıları müşerref olmazdan çok önce okuduğu okullarda gramer ve retorik gibi klasik demek ki ilimleri kesbetmişti diyor. Şimdi tabi bir demek ki bir şey var. Bir burada dönmelik hadisesi var. Ama kişi ne kadar dönse demek ki 40 yıllık yani olmaz kâni gibi. Demek ki hemen de öyle dönülemiyor. Ve nitekim bu demek ki bir yanıyla pagan geleneğinden bir yanıyla Hristiyanlığa intisap etmiş bir kişi ki buradaki birinci Konstantin ya da büyük Konstantin atfı da herhalde bu bağlamda mana kazanıyor. Şimdi throughout his work he engages with pre and non-Christian philosophy, much of which he knew from first hand. Eserlerinde daha ziyade Hristiyanlık öncesi ve Hristiyanlıktan gayrı bir takım felsefelere atıfta bulunuyormuş ki bunları da ilk elden okuyup öğrenme gibi bir imkanı varmış. Platonism in particular remained a decisive ingredient of his thought. Bilhassa Eflatunculuk onun düşüncesinin belirleyen bir unsur olarak dikkati çekmektedir diyor. He is therefore best read as a Christian philosopher of late antiquity, shaped by and in constant dialogue with the classical tradition. Bu nedenle diyor, Agustin'i değerlendirirken diyor, bunun en doğru yorumu bir Hristiyan filozof olup ama antik çağın çok sonraki
dönemlerinin bir Hristiyan filozofu olduğu ve mütemadiyen diyalektiğinin klasik felsefe geleneğiyle hemhal olarak düşündüğü doğrultusundadır diyor. Translations from Greek or Latin text in this entry are by the author unless otherwise stated. Diyor. Biblical quotations are translated from Augustine's Latin version. These may differ from the Greek or Hebrew original and from the Latin Vulgate. Şimdi bu çeviriyle ilgili bir şey. Bu herhalde bu yazıdaki Yunanca ve Latince metinlerin çevirileri ben tabi bunu şimdi anlayamadım. Augustine'in kaleminden mi çıkmıştır diyor yoksa bu makale yazan kişinin kaleminden mi çıkmıştır diyor. Bilmiyorum onu. Aksi belirtilmedikçe author tarafından yazmıştır diyor. İncil'den yapılma alıntılar da Augustine'in Latince versiyonundan çevrilmiştir diyor. Ve bunlar da Yunanca ve İbranice aslılarından bir takım farklılıklara haiz olabilir diyor. Ve de Latince Vulgate denilen şeyden diyor. Şimdi demek ki öyle İncilcilik kolay değil. Çünkü o devir demek ki bu metinlerin oluşturulduğu dönemde bir Yunan dünyası var. Bir Latin dünyası var. Bunlar Akdeniz. Bir de İbranilerin demek ki şeyleri var ve burada üç dilden bahsediyor. Yunanca, İbranice, Latince. Şimdi tabi dolayısıyla bu metinler nasıl oluştu da bir dilden bir dile çevrildi ve belki çevirilerden muteber kabul edilenleri resmi kitap haline getirildi de çoğaltılıp sonra onlar esas alındı ve bu konuda tam bir uzlaşma oldu mu yoksa ihtilaflı kısımlar kaldı mı? Ayrıca ilk demek ki esas alınan şeylerin, metinlerin sahih olup olmadığı da benim zihnimi zorlayan bir şey bilmiyorum ama demek ki buradaki şeyin ne olursa olsun İbrahim de olsa o Doğu Akdeniz'dir. Yunan da olsa Akdeniz'in ortası, Latin de olsa Akdeniz'in ortası. Demek ki bu Judeo-Hristiyanizm, Yahudi-Hristiyanlık esas itibariyle Akdeniz havzasının dillerinin ve kültürlerinin bir etkileşimidir. Ben buradan bunu anladım. Şimdi hayatından bahsediyor. Augustine, yani Aurelius Augustinus'muş adı, lived from 13 November 354 to 28 August 430. Şimdi bu kadar doğum tarihi, ölüm tarihi bu kadar hassasiyetle nasıl biliniyor bir defa? Bu acaba üst sınıflar olmasının getirdiği bir ayrıcalıkla kayıtların çok hassasiyetle tutulması mı bunu sağlıyor? Yani bakın biz çok daha yakın dönemde yaşamış halktan kişilerin ama sonradan yükselmiş kişilerin hassasiyetle tutulmuş günü gününe doğum tarihlerini ayıyla gününe bilmiyoruz. Ama burada eğer bu doğruysa bilgi milattan sonra 354 senesinin Kasım ayının 13'ünde doğduğu yazılı. Bu ilginç geldi bana. Ve 430 yılının Ağustos'unun 28'inde ölmüş. Şimdi bu kadar hassasiyet tutulmuş bir bilgi hakikaten bu kişinin Roma İmparatorluğu'nun seçkinlerinden olduğuna ve onların kayıt tutma sistemlerinin, bürokrasilerin çok kuvvetli olduğu düşünüldüğünde üst sınıfların acaba böyle şeyleri hiç sektirmeden yazdığı fikrini de bize verebilir mi diye akıl yürütüyorum. He was born in Tagaste in Roman Africa
Modern Suq Ahraz in Algeria. Doğduğu yer Romalıların yönetimindeki Afrika'daki Tagaste'de imiş. Yani bugünkü Cezayir'in Suq Ahraz şeyiymiş, beldesiymiş. His mother Monica, anasının adı Monica'ymış. D 388 demiş. D herhalde. Ölümü 388. Anasının doğum tarihi bilinmiyor herhalde. Yazılmamış o. Ölüm tarihi yazılmış. Bu da nasıl yorumlanabilir? Belki annesi o kadar önemli kişi değil de oğlu büyük adam oldu. Onun yüzü suyu hürmetine annesi bilindi. Ama bilindiğinde de ancak öldüğü bilindi. Doğduğu tam olarak bilinmiyor. Burada ilginç bir tabii şey var burada. Büyük adam demek ki annesinin de tarihe geçmesini sağlamış. Yoksa herhalde biz Monica diye birinin öyle bir devirde yaşadığını belki bilmeyecektik bile. Ama Agustin'in anası olduğu için demek ki tarihe geçmiş. A devout Christian diyor. Hakikaten sofu bir Hristiyanmış. Seems to have exerted a deep but not holy unambiguous influence on his religious development. Tabi oğluna demek ki bu konuda da aile demek ki telkinde ve tesirde bulmuş gibi görünüyor diyor. His father Patricius, death 372. Babası Patricius adlı bir kişiymiş ve ölümü de milattan sonra 372 diyor. Bakınız onun da doğum bilmiyor. Yani bunlar soylu da olsa demek ki Augustine kadar seçkin olmadıkları için belki onların bu tür tevellüt bilgileri tam hassasiyetle bilinmiyor. Ve üstelik sadece yıl yazılmış, ay ve gün yazılmamış mesela. His father Fabricius was baptized on his deathbed. Ölüm döşeğinde yatarken ancak vaftiz edilmiş. Yani bu ne anlama gelir? İşte şey gibi. Konstantin Hristiyanlığı gibi herhalde bu. Augustine himself was made a catechumen early in his life. Bu catechumen kelimesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bakmam lazım. Şimdi şeyimizi, tempomuzu bozmayalım. Catechumen olmuş. Hayatın erkenci bir devrinde. His studies of grammar and rhetoric in the provincial centers of Madaros and Cartaja, which strained the financial resources of his middle class parents, were hoped to pave his way for a future career in the higher imperial administration. Şimdi burada Madaros ve Cartaja gibi il merkezlerini diyelim, gördüğü tahsil ve gramer ve retorik tahsili orta sınıftan olan ailesinin bütçesini zorlamış. Ve bunlar oğullarının istikbalini imparatorluğun yüksek yönetim kademelerine, yani imparatorluğa memur olarak onu herhalde yetiştirip de mürüvvetini görmek istemişler. Demek istiyor Türkçesi, mürüvvetini yüksek memur olarak görmek istemişler ama işte demek ki kader öyle olmuyor ki düşünür oldu. In Carthage at the age of circa 18 he found a mistress with whom he lived in a monogamous union for circa 14 years and who bore him a son Adeodatus who was baptized together with his father in Milan and died a little later around 390 aged 18. Şimdi daha henüz 18 yaşındayken ve Kartaca'da bulunmaktayken kendisine bir kadın bulmuş. Kadın bulmuş ve bu kadınla tek eşli bir ilişki yaşamış. Herhalde evlen demiyor, bakınız. Married falan demiyor.
tek eşli bir birliktelik sürdürmüş. Niçin acaba? Bu üniversitenin yazımında evlilik gibi bir şeyi ayıp kabul ettiği için mi? Yani marriage deyince pek muhafazakar olmasın diye burada nasıl tarif etmiş? Monogamous union demiş. Tek eşli birlik veya birliktelik. Evliliktir bu. Ama acaba niye evlilik demiyor? Bu da ilginç. Ve bu birliktelik evliliği yani 14 sene sürmüş ve bir oğlu olmuş. İsmi de Adeodatus. Ve babasıyla beraber bunlar Milan'dayken beraberce vaftiz olmuşlar. Şimdi tabii baba ile oğlun aynı törenle vaftiz olması ilginç. Şimdi bizim tabii beynimiz belki bu bir ara çok televizyonda yayınladı. Gelini öpebilirsiniz tarzı şeyler yıkanmış olduğu için ve genellikle orada zaten Hristiyan bir familyanın firularının daha tabii Hristiyan olacağı ve belli bir evlilik düzeniyle ve tabii cenaze merasimiyle bir geleneği sürdürecekleri bize telkin edildiği için biz şimdi tabii böyle bir bilgiyle biraz yadırgayabiliriz. Baba ile oğlu aynı törende vaftiz oluyor. Şimdi bu ama Hristiyanlığın henüz başı ve demek ki şeyler oturmamış, gelenekler oturmamış orada. Ve zaten bunların ne kadar Hristiyan, ne kadar pagan olduğunu Allah bilir. Şimdi dolayısıyla bu henüz bir paradigmanın oluşmadığı demek ki dönem. Ve bu oğlu da takriben milattan sonra 390 senesinde ölmüş ve henüz 18 yaşındaymış. Şimdi henüz 18 yaşında demek ki canını ciğerini kaybedince belki de felsefi arayışları öyle başlamış olabilir. Şimdi mesela bu tarihi bağlamını hiç düşünmesek, tamamen şahsi hikayesi düşünsek diyeceğiz ki 18 yaşında canını ciğerini kaybedince kendisini felsefeye ve teolojiye vurdu ve hayatın anlamını düşündü belki diyeceğiz. Olabilir de ama şimdi o da önemli, bu da önemli. Yani birini inkar etti, diğerini kesin doğru diyemeyiz ama hayatında böyle bir şey var. 18 yaşında evladını kaybetmiş ve üstelik böyle bir tarihi dönemde yaşıyor. Herhalde düşünen bir kişinin hayatın anlamı nedir? Kilise var ama bu ölümler var. Niye bu dünya böyle diye belki düşünüp felsefeye sardırmış olması, sarmış olması mümkündür. Takriben 373 milattan sonra senesinde Agustin maniheizme merak sarmış. Mani dinine ve auditor diyor. Yani acaba sadece vaaz dinleyip de sempatizan statüsünde mi o zaman şey etmiş? Yani bu acaba şimdi bunun maniheizme merak sarması felsefi bir soyut fantazi midir? Yoksa bu hayatında ola gelen bu müessif olaya verdiği şahsi bir tepki midir? Bakınız her şey ne kadar yoruma bağlı. A dualistic religion with Persian origins that in Northern Africa had developed into a variety of Christianity. Bu maniheizm aslında Pers ülkesi yani İran kaynaklı ve ikicil iki unsur kabul eden bir iyi bir kötü unsuru yani ışıkla karanlık gibi düşünelim bunu kabul eden bir Pers dini olup Kuzey Afrika'da ki safahatını ve gelişmesinde Hristiyanlığın bir varyantı gibi veya bir çeşidi haline gelmiş. Ve aslında bu da demek ki oranın iktidar tarafından sapkın bir mezhep olarak addedilmiş. Şimdi tabii bu sapkınlıkla ilgili pek çok şey var. Yani sadece bunlar değil. Sapkın kabul edilen ve çeşitli
Hristiyan'dan gayri inançlardan ilham olan nice inanç var ama şimdi bunlar ne ölçüde dini harekettir, ne ölçüde siyasi ve devrim hareketidir, o tartışılır ama genellikle eski çağlarda siyasi hareketlerle çoğu kez dini ve mistik hareketleri kisvesine büründüğü için ve belki de bunlar kaynaştığı için birbirine bunları ayırt etmek de çok zor. His adherence to Manicheism lasted for 9 years and was strongly opposed by Monica. Bu Maniheizmle irtibatı 9 sene sürmüş. Ve bu dine gönül vermesine Monica fevkalade muhalefet etmiş. Şimdi demek ki anası bunun dinine bile karışma gibi bir adeta eli maşalı bir kadın imgesi ama ismi Monica. Though probably active as a Manichaean apologist and missionary, he never became one of the sects elect who were committed to asceticism and sexual abstinence. Tabii muhtemelen diyor Mani dininin bir misyoneri ve yayan kişisi yani Mani dinini savunan kişilerden, müdafaa eden kişilerden biri olmasına rağmen diyor hiçbir zaman bu şeyin hizbin seçkin bir yani zümresinden olamadı diyor ve bu seçkin zümre fevkalade bir zühd ve takva diye Türkçe'de zühd ve takvaya dayalı ve bir çileci yaşayışla ve cinsi hazlardan uzak durma, imtina etme gibi bir hayat tarzıyla yani disiplin diyelim tarzı hayat disipliniyle yaşarken demek ki bu belki de fazlasıyla bu konuda faal olduğu için onun şey sert şeylerini buyruklarını tutamadı belki de. In 800 yani in 383 he moved to Milan then the capital of the western half of the empire to become a publicly paid professor of rhetoric of the city and an official panegyrist at the imperial court. Milattan sonra 383 senesinde Milano'ya taşındı. Ve ki Milano imparatorluğun diyor Western half of the empire. Roma İmparatorluğu'nun batısının herhalde başkenti olarak durmaktaydı diyor Milano ve bu şehrin herhalde üniversitesinde yani varsa öyle bir şey orada bu şehrin bir bilim şeyinde herhalde akademisinde maaşı devletçe karşılanan bir retorik profesörü oldu diyor. Yani akademik bir demek ki kariyeri adımını atmış. An official panegyrist at the Imperial Court diyor. Ben bu kelimeyi bilmiyorum. Bakalım nedir bu panegyrist? Resmi sarayın resmi panegyristi olmuş. Here he sent away his mistress to free the way for an advantageous marriage, a behavior presumably common for young careerists at that epoch. Burada karısını yollamış. Karısını başından atmış Türkçesi. Karısını başından atmış. Muhtemelen de daha elverişli bir evliliği tesis etmek için o dönemde genç ve istikbal vaat eden kariyerist kişilerin pek ziyade başvurduğu bir şeymiş. Şimdi yani Aziz de nasıl bir Azizmiş? İşte böyle bir Aziz.
Yani böyle Aziz'i biz ne yapalım? Ama unvanı Aziz demek ki sebepleri yapışmış, eserlerini yazmış, Azizliği kapmış demek ki ama öldükten sonra kapmış. Böyle bir Aziz demek ki bu. At Milan, he underwent the influence of Bishop Ambrose 339-397 who taught him the allegorical method of scriptural exegesis and of some Neoplatonically inclined Christians who acquainted him with an understanding of Christianity that was philosophically informed and to Augustine intellectually more satisfactory than Manicheism from which he had already begun to distance himself. Şimdi Milan'dayken Papaz Ambrose diye biri varmış ve bunun da yaşadığı tarihleri parantez içinde 339 ila 390 senesi olarak vermiş. Ve bu Papaz Ambrose bunun hocası olup buna bir tefsir metodu öğretmiş ve bu alegorik bir tefsir metoduymuş. Yani lafzi manasını değil de tefsiri mukaddes belki metinlerin tefsirini alegorik olarak yapma usulünü öğretmiş buna. Ve and of some Neoplatonically inclined Christians who acquainted him with an understanding of Christianity that was philosophically informed. Ve bazı yeni eflatunculuk fikriyle yetişmiş Hristiyanlar da buna Hristiyanlığın bu bakımdan nasıl şekil aldığını öğretmişler. Ki bu demek ki daha belki halk tipi değil de felsefi bir Hristiyanlıkmış anladığım kadarıyla. Ve Augustine bunu Maniheizm'den daha kafasına uygun bulmuş ki Maniheizm'den de bu dönemde epeyce uzaklaşmış. The ensuing period of uncertainty and doubt depicted in the Confessiones as a crisis in the medical sense ended in summer 386 when Augustine converted to ascetic Christianity and gave up both his chair of rhetoric and his further career prospects. Şimdi bir tereddüt ve kuşku dönemine girmiş. Bunu müteakip ve itiraflarında kendisi de bu buhranı tıbbi manada demek ki hasta olduğunu yazarak itiraf etmiş ki artık o depresyona mı girdi yoksa yani ne olduysa tıbbi terimlerle bunu tarif etmiş ama bu hali 386 senesinin yazında sona ermiş ki Agustin hidayet ederek Hristiyanlığın daha ziyade zühd ve takvaya matuf çileci bir şeyine bürünmüş ve ne yapmış? Kürsüsünü ayağının tersiyle itmiş, retorik kürsüsünden istifa etmiş ve bundan daha öteye akademik kariyer imkanlarını bırakmış. Şimdi bakınız ilginçtir ki bir akademisyenin demek ki bir şahsi bunalım dönemiyle bir kariyer dönümü krizi belki orta yaş krizine girdi bilmiyoruz. Şimdi burada çok felsefi şeylerden bahsediyor ama orada bilmiyorum ne yazdı itirafnamesinde. Orada ciddi bir buhran geçirmiş herhalde. Belki sinir buhranı mı geçirdi acaba? Bakın aynı durum Gazali'nin kariyerinde de var. Ünlü İslam düşünürü. O da biliyorsunuz akademik olarak elini eteğini çekiyor ve inzivaya çekiliyor. Dervişliğe vuruyor. Şimdi Gazali'nin demek ki başından geçen şey bu Hristiyan'ın da başından geçmiş. Şöyle düşünmek lazım. Tabii bozacak kafası olmayanlar da bir şey üretemez. Demek ki kafa var ki takmış bir şeye kafayı. Orada demek ki
bir noktada sigortaları atıyor demek ki insanın, çok düşününce. After a winter of philosophical leisure at the rural estate of Castiacum near Milan, Augustine was baptized by Ambrose at Easter 387 and returned to Africa accompanied by his son, some friends and his mother who died on the journey. Şimdi Milano yakınlarındaki Castiacum çiftliğinde, bir herhalde kırda bir çiftlikte bir inziva ve felsefi bir tatile çıkmış, bir kış boyunca kafa dinlemeye gitmiş demek Türkçesiyle. Ve burada Agustin Paskalya döneminde Ambrose'ca vaftiz edilmiş 387 senesinde. Sonra Afrika'ya dönmüş ve yanında oğlu, bazı ahbabı ve annesi varmış ki annesi bu seyahatte ölmüş. Ostia diyor. Ostia da 388 senesinde. In 391 he was apparently against his will ordained a priest in the diocese of the maritime city of Hippo Regius, modern Annaba, born in Algeria diyor. Milattan sonra 391 senesinde bir görüşe göre diyor, kendi iradesinin hilafına olarak, belki seçilerek, Hippo Regius adlı denize nazır şehrin herhalde kilise teşkilatına bir papaz olarak atanmış. Yani görev verilmiş kendisine. Ve bu Cezayir'deki, bugünkü modern Cezayir'deki Annaba beldesiymiş. Bon ediyor. Annaba tire Bon ediyor. Acaba Fransızca ismi bu? Sömürge ismi. About 5 years later he succeeded the local bishop. 5 sene sonra, takriben milattan sonra 396 senesinde buranın papazının makamı boşaltmasını müteakip o makama geçmiş. This ecclesiastical function involved new pastoral, political, administrative and judicial duties and his responsibility for and experiences with an ordinary Christian congregation may have contributed to modify his views on grace and original sin. Brown 2000. Şimdi bu kilise teşkilatında buna verilen vazife tabi hem vaaz vermesini, hem siyasi, idari, hem de belki biraz kilise hukukuna dair, belki artık kiliseye göre kadılık mı edecek, ne yapacak? Judicial diyor. Artık fetva mı verecek, ne yapacaksa, davalara mı bakacaksa, ne yapacaksa, bir takım mesuliyetleri buna yüklemiş ve yeni tecrübeler kazandırmış. Ve bu da alelade Hristiyan ahaliyle daha ziyade haşır neşir olmasını tabi sağlamış. Yani cemaati tanımış orada. Cemaati tanımış. Ve bu cemaati tanıdıkça da tabi asli günah ve burada grace kavramı, yani o kavramı nasıl Türkçe'ye çevireceğiz? Güzellik, fazilet, erdem diye mi çevireceğiz? Grace kavramıyla ilgili fikirlerini biraz tadil etmiş. But his rhetorical skills equipped him well for his daily preaching and for
Disputes. Ancak tabii demek ki evvelce aldığı sağlam bir akademik eğitim ve ağzının laf yapması, yani retorik, ağzı laf yaptığı için papazların, tabii hocaların çenesi kuvvetli olur. O tarafı sağlam olduğu için vaaz vermekte bir sıkıntıyla karşılaşmamış ve herhalde dini konularda girdiği münakaşalarda pabuç gibi diliyle rakiplerini susturmuş. Throughout his life as a bishop, he was involved in religious controversies with Manicheans, Donatists, Pelagians and to a lesser extent Pagans. Ve papazlık hayatı boyunca birçok grupla dini konularda bir takım polemiklere girmiş. Bunlar arasında Manicheistler, Donatistler, Pelagiusçular ve daha az ölçüde olmak üzere paganlar varmış. Most of the numerous books and letters he wrote in that period were part of these controversies and or at least inspired by them. And even those that were not combined philosophical or theological teaching with rhetorical persuasion. Şimdi bu dönemde yazdığı çok sayıda kitabın ve mektubun konusu bu polemiklerden türetilmiş ya da bu polemiklerin kendileriymiş ya da bunlardan ilham aldığı fikirlerini yazmış. Böyle olmayanlar da, ki buraya örnek veriyor, de genesi ad literam de trinitate diyor. Yani üçleme hakkında bu. Üçleme, trinity. Bunlar felsefi ve teolojik fikirleri veya öğretileri retorik metotlarla okuyana kabul ettirmeye matuf bir ikna denemesiymiş. Polemics against his former co-religionists, the Manicheans, looms large in his work until about 400. Eskiden dindaş olduğu Manicheistlere karşı girdiği polemikler de bu Augustin'in milattan sonra 400 senesine değin yazdığı eserlerde mühim bir yeri ihtiva ediyormuş. The debate with them helped to shape his ideas on the non-substantiality of evil and on human responsibility. Şimdi tabi burada benim anladığım kadarıyla, tabi şimdi ukalalık edeceğim ama mecburen çevirmek için bir şey uydurmak zorundayım. Şimdi bu Manicheistlerin dualist olduğu, bir iyi bir kötü unsuru kabul ettiği, yani ışıkla karanlığı kabul ettiği düşündüğümüzde buradaki non-substantiality of evil nedir? Yani bu unsurlardan kötü olanının bir cevher olmadığı mı felsefi anlamda? Yani bu bir cevher değildir mi demek istiyorum. Yani kötülüğün bir cevher olmadığı hakkındaki fikirlerini geliştirmede bu manicilerle girdiği polemik onun demek ki düşüncelerini oluşturmuş. Ve tabi bir de on human responsibility diyor. İnsanın mesuliyeti hakkındaki görüşlerini. The Donatist schism had its roots in the last great persecution at the beginning of the fourth century. Şimdi bu Donatistlerin hareketi aslında şizma diyor. Şizm, yani bunlar demek ki bir
bir fitne çıkarmışlar demek ki. Bir ayrışma oluşturmuşlar. Belki Hristiyanlık arasında bir mezhep ayrılığı. Buna neyse o Donatistler. Ve 4. yüzyılın başındaki dini kökenli şeylerin baskı hareketleri ve kıyımların sonuncusuymuş. The Donatists saw themselves as the legitimate successors of those who had remained steadfast during the persecution and claimed to represent the African tradition of a Christian Church of the Pure. Şimdi Donatistlerin fikri ve kendilerini algılayışı, bunlar kendilerini bir baskıya karşı direnen bir demek ki erdemli bir grup olarak görmeleri ve Hristiyanlığın daha ziyade Afrika esaslı geleneğini temsil eden ve saf kalmış bir kilise olarak kendini görüyormuş. Since 405, the Donatists were subsumed under the imperial laws against heresy and forced to re-enter the Catholic Church by legal means. These measures were intensified after a conference at Carthage in 411 and had marked the official end of Donatism in Africa. Şimdi milattan sonra 405 senesinde müteakip bu Donatist kilisesi Donatusçular İmparatorluğu Roma'nın çıkardığı kanunla sapkın ilan edip baskı altına alınmış ve Katolik Kilisesi'ne yeniden duhur etmeye yasa olarak mecbur bırakılmış. Bu biliyorsunuz Yahudilerin de sık sık tarihte başına gelmiş bir şeydi ama demek ki bu sadece Yahudiler değil, Hristiyanlıktan belki bir ölçüde ayrışan sapkın gruplara da demek ki uygulanmış. Bu zorla icbar edilerek hizaya getirme metodu bunlara da uygulanmış. Ve bu baskılar ve önlemler milattan sonra 411 senesinde Kartaca'da toplanmış bir konferanstan sonra daha da yoğunlaşmış ve bu Donatusçuluğun Afrika'daki resmi sonunu getirmiş. By way of his assiduous writing against the Donatists, Augustine sharpened his ecclesiological ideas and developed a theory of religious coercion based on an intentionalist understanding of Christian law. Ne demek istiyor burada? Augustine de ekleziyolojik diyor. Yani kilisenin doktrinini mantıkla bağdaştırmaya matuf fikirlerini geliştirmiş herhalde ve dini iknayı Hristiyanca bir sevgi anlayışıyla geliştirmeye ve temellendirmeye matuf bir görüşü geliştirmiş. Nasılsa bu. Pelagianism, named after the British ascetic Pelagius, was a movement Augustine became aware of around 412. Pelagiusçuluk ki bu İngilizlerin bir Pelagius adlı bir ermişi ya da bir dervişi diyelim neyse o bir keşişi adından bu hareket isimli almış.
Ve bu hareketten Augustine'in 412 senesi civarında haberi olmuş. He and his African fellow bishops managed to get it condemned as a heresy in 1418. Augustine ve Afrikalı meslektaşı olan papazlar bu hareketi 418 senesinde sapkın bir hareket ilan ederek telkin etmişler. While not denying the importance of divine grace, Pelagius and his followers insisted that the human being was by nature free and able not to sin. Şimdi Pelagius ve onun çömezleri bir takım doktrinler konusunda kilisenin resmi doktriniyle uyuşamıyormuş. Nitekim bunların fikirlerince Pelagiusçular ilahi kayra herhalde kayra. İlahi kayranın önemini inkar etmemekle beraber insanın tabiatıyla hür olduğunu ve günah işlemeye muktedir olmadığını öne sürüyorlarmış. Yani belki de bu Hristiyanlığın günahı esas alan, asli günahı esas alan resmi doktrinle bağdaşmadı da mı bunları sapkın ilan ettiler? Neyse, bilemem o kadarını. Against this view, Augustine vigorously defended his doctrine of human beings' radical dependence on grace, a conviction already voiced in the Confessions, but refined and hardened during the controversy. Ve bu fikre karşı fikir ima eden Augustine de kendisinin geliştirdiği ve insanın ilahi lütufa, yani kayraya el mecbur diyelim, güvenmekten gayri bir çaresinin olmadığına dair doktrini savunmuş. Ve yani bu şu mu acaba? Yani insan kendi ameliyle kurtulamaz. Yukarıdan bir işaret gelip de ilahi lütuf ve kayra onun üzerine ışıldığında ancak o çekip kurtulabilir. Yani insanın burada bir edilgenliği ve etkenliği mi acaba şey konusu olmuş? Ben tabii şu anda educated guess tabir edilen şeyi uygulamaya çalışıyorum. Yoksa bu konunun müteahhısı değilim. Ama şimdi kader konusu tartışılmışsa ve insanın cüz'i iradesini mi yoksa Tanrı'nın yazdığı kaderin mi baskın olduğu tartışılmışsa, bu kurtulma ediminde hangisinin baskın olduğu da herhalde tartışılmış olsa gerektir. İnanan kişinin kendi ameli mi yoksa onun bir tesiri yok da o kurtuluş da ancak İlahi lütufla mı kişi belki ameline bakılmaksızın çekilip kurtarılıyor da ameli velev ki fazla olsun o işareti almayan kurtulamıyor mu? Şimdi benim aklıma gelen fikir o. Şimdi cümlenin diğerini çevirip, a conviction already voiced in the confessiones but refined and hardened during the controversy. Bu kanaati ise yazdığı bu eserinde zaten geliştirilmiş ve doktrin haline getirilmiş ve bu ihtilaf vesilesiyle biraz daha bu demek ki doktrini katılaştırmış bu.
Augustine. The last decade of Augustine's life is marked by vitriolic debate with the Pelagianist ex-bishop Julian of Aeclanum, who accused Augustine of crypto-manichaeism and of denying free will, while Augustine blamed him and the Pelagianists for evacuating Christ's sacrifice by denying original sin. Şimdi Augustine'in hayatının son 10 yılı bir takım hadiselerle geçmiş ama o hadiseler şuymuş. Aeclanumlu Julian adındaki eski bir Pelagiusçu papazla çok sert polemiklere girmiş. Ki bu kişi, bu papaz Augustine'i itham ederek bunun gizli manidini sempatizan olduğunu ya da gizli manici olduğunu şey etmiş, gizli manici olmakla itham etmiş ve bunun insanın hür irade sahibi olduğunu inkar etmekle itham etmiş. Bizimki de yani Augustine de bu papazı itham ederek Pelagiusçuların İsa'nın kurban edildiği ve asli günahın kefaretini tabi bu takdirde ödediğine dair dogmayı inkar etmekle itham etmiş bunu. Controversy with pagan traditionalists seems to have reached a peak after 400 when Augustine refuted a series of objections against Christianity apparently extracted from Porphyry's treatise against the Christians. And after 410, when the city of Rome had been sacked by Alaric and his Goths, the city of God, Augustine's great apology was prompted by this symbolic event, though it is by no means just a response to pagan polemics. Şimdi geleneksel pagan görüşlerini, inançlarını benimseye gelenlerle olan ihtilafı da milattan sonra 400 senesini mütakip bir dönemde zirvesine erişmiş. Ve bu dönemde Augustine bunların Hristiyanlığa karşı getirdiği itirazları bir takım reddiyeleri oluşturmuş. Ve bunlar da güya Porfiri adlı düşünürün Hristiyanlara karşı adlı eserinde serdettiği fikirlerden alınmış. Bu itirazlar hangisine alınmış? Yani paganların görüşlerine. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bunlar çok elit ve okumuş yazmış kesimler oldukları için ve akademik şahıslar oldukları için bunların dini mücadelesi de tamamıyla dikkat ederseniz soyut fikirler, retorik ve felsefeyle bir takım dogmaları, inançları esasa bağlamak ve polemikleri bu suretle kazanmak gibi bir kalemşörlük adeta. Tamamen bir kalemşörlük kariyeri olduğu anlaşılıyor. Burada demek ki apoloji deyince biz müdafaaname kelimesiyle bir inancın savunusunu binbir dereden adeta su getirerek yapma gayret keşliğini anlıyoruz apolojiyi. Şimdi milattan sonra 410 senesinden sonra da yani Roma şehrinin Alaric bu kişi herhalde
Kral Alaric ve Got kabilesince işgal edip de yağmalandığı döneme herhalde denk gelen bir eser üretmiş. The City of God. Civitas Dei, Tanrı'nın şehri diyor. Tanrı'nın şehri olsa acaba Gotlar böyle içine eder miydi? Benim aklıma o geliyor. Yani şimdi acaba onu mu söyledim? Okumadığım için bilemiyorum ama bir fikir yürüteyim. Yani bu Roma denilen yer hakikaten Tanrı'nın fikri olsa 3-5 tane baldır çıplak çapulcu burayı yağmalayabilir miydi mi demeye getiriyor. O halde Tanrı'nın şehri değildir. O dünyevi bir şehirdir ve bu ilahi nizamı ırgalamaz mı demeye getiriyor. Bizim Roma'nın kalbini bunların nasıl mızrak gibi deldiğini biz nereden biliyoruz? Mehter maaşından biliyoruz. Demek ki bu da herhalde dilince şey demiştir. Yani o delinen Roma değildir. Dünyevi Roma'dır. Uhrevi olanı başkadır mı diye acaba durumu kurtarmaya çalışmıştır. Augustine's life ended when the Vandals besieged Hippo. Bir tam bir cümle daha var orada. City of God, yani Tanrı'nın şehri, Civitas Dei Latincesiyle Agustin'in yazdığı büyük bir müdafaanamedir. Demek ki o da ne yapmış Roma için? Müdafaaname yazmış ama demek ki barbarlara karşı elde kılıç değil, elde kılıçla savaşmış değil. Neler yapmadık bu Roma için? Kimimiz müdafaaname yazdık, kimimiz nutuk söyledik. Hakikaten de Roma'daki hatipler meşhurdur. Kimimiz de öldük. Bu da demek ki müdafaaname yazmış ve bu günümüze kadar kalmış, bunun eserleri mevcutmuş bugün. Dolayısıyla mümkündür, açıp okuyabiliriz. Dolayısıyla bu akıllıca bir iş yapmış ve Afrika'dan demek ki seyretmiş olayları. Yani seyredememiş tabii de, göremez tabii de, yani uzaktan bakmış olaylara. Though it is by no means just a response to Pagan polemics. Ve bu müdafaaname, bu Roma'nın düşmesine dair sembolik bu olaya dair ve bu olayca teşvik edilmiş düşüncelerle yazılmış ama sadece de paganlarla girdiği polemikleri kapsayan bir eserin ötesinde bir takım şeyleri varmış bunun. Şimdi Agustin'in hayatı ömrünün sonuna yaklaşırken Vandalların Hippo şehrini muhasara ettiği dönemde nihayete ermiş. He is said to have died with a word of Plotinus on his lips. Denilir ki Plotinus'un bir sözünü zikrederken ölmüşmüş. Tabi burada belki son sözü, son vasiyeti gibi önemli olabilir. Çünkü kişinin itikadı son nefeste belli oluyorsa, son nefeste söylediği şeyde itikadına delil kabul ediliyorsa, kişinin itikadına karar vermek için son nefeste söylediği kelimeyi ve cümleyi bulmak lazımdır. Fikrim var acaba burada. Şimdi ve Plotinus kelimesi. Yoksa Plotinus'un söylediği bir cümle veya bir kelime mi acaba dilinde tespit edilmişti? Bu bilgiyi veren de Posidius adlı yazarın Vita Augustini, Augustin'in Hayatı adlı kitabı.